Tramboz Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Dün Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantıları çerçevesinde yaptığı o kritik açıklamayı enine boyuna konuşmuştuk. Konuşmada %2 enflasyon hedefinin ilk defa ortalama %2 enflasyon şeklinde tadil edildiğini ifade ettik. Powell'ın bu mesajı dolarda bir süre daha genişleyici bir ilave para basmak, emisyon hacmini ve bilançoyu büyütmek şeklinde olmasa bile, varlık alımları şeklinde olmasa bile faizin uzun bir süre artmayacağı ve yine enflasyon %2'nin üstüne çıksa bile bu, bu likidite bolluğundan dolayı şu ana kadar verdiği bu likiditenin enflasyona sebebiyet vermesi söz konusu olsa da Fed buna enflasyonun %2'nin altında kaldığı dönemleri ve üstündeki dönemleri bir ortalama olarak hesaplayacak. Ortalama %2'yi geçmedikten sonra faiz artışı ile ilgili herhangi bir karar almayacak. Bu piyasa için 15-16 Eylül toplantısından önce verilmiş önemli bir ipucuydu. En emtialarda, hisse senetlerinde biraz daha coşkunun devam edeceğini, aslında koronavirüs salgınının yeni normalinin, yeni fiyat seviyelerinin, hatta enflasyonda belki bir süre sonra Fed dahil, Avrupa Merkez Bankası dahil pek çok önemli merkez bankası yeni bir seviyeyi işaretleyebilir. Çünkü yeni seviye işaretlenmezse, Şeyi düşünelim New York borsasında ve dünya borsalarındaki piyasa değeri şu anda 90 trilyon doları geçti. Yani 90 trilyon dolar demek 87-88 trilyon dolarlık dünya ekonomisinin 12 trilyon dolar daha üzerinde bir borsaların bir piyasa değeri var. 12 trilyon dolarlık bir balon bu balon daha ne kadar şişecek bilmiyoruz. Fed Başkanı'nın bu balonun havasını biraz alabileceğine dair beklentiler vardı ancak real ekonomideki toparlanma yavaş seyredince ki koronavirüs vakalarında e, vaka sayısı 24 milyon 500'ü geçti 25 milyona gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyonu geçti vaka sayısı Brezilya'da 3 milyon 731 bin 3. sırada Hindistan var 3 milyon 377 bin Rusya'da da 1 milyona yaklaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel vatandaşlarını riskli ülkelere İspanya, Fransa'nın belli bölgeleri, Türkiye bu arada 15 Eylül'e kadar Türkiye'ye dair seyahat uyarısına Almanya ve Avrupa Birliği uzattı. Yani yaz sezonu bitti, turizm sezonu bitti. Türkiye riskli ülke olarak listede kalmaya devam etti. Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir haricinde Riskli ülke kategorisinden Türkiye'yi çıkarmadılar. Zaten turist sayılarını dün de, de vermiştim. 6-7 milyon turist ve 10 milyar dolarla sezonu kapatırsak bir anlamda teselli bulacağız. Ama bu bir çöküş. Turizm tarihinde böyle bir çöküş yok. Dolayısıyla bu korona salgını devam ederken merkez bankalarından diğer zamanlarda davrandıkları gibi karar almalarını beklemek mümkün olmuyor. Nitekim piyasa artık hisse senetleri şişti. Benim de bu yönde tahminim vardı. Ama öbür taraftaki kriz ve yangın o kadar büyük ki merkez bankaları bu teorileri ve bugüne kadar ki teamülleri hiçe sayarak işte Fed dedi ki Fed başkanı ben ortalama enflasyona dikkat alacağım ve bu da paranın ucuz ve bol olarak doların faizinin getirisini evet 2 yıllıklar ve 10 yıllıklar 0 1 0, civarında olsa da getirisi reel olarak enflasyondan düştüğümüzde eksi 1-1,5'lara kadar varan bir reel getiriden bahsediyoruz. Negatif getir var. Bu dolardaki zayıflamanın devam edeceğini gösteriyor. İşte bu noktada altın ve gümüşte bu paranın yeniden tıpkı 1500 doların üzerine geldiği bu korona vakalarından itibaren o mar 15 Mart meşhur dip noktaya inilen tarihten sonraki altına güvenli limanı olan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki günlerde artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Sadece burada altının onsu için 1916 1904 1893 destek noktalarını takip edeceğiz. Direnç olarak da 1939 1950 1962 dirençleri var. Gümüşte gümüşte de gümüş, de de, gümüş de altınla beraber hareket ediyor. Altın gümüş rasyosunu burada bu programlarda sık sık vurguluyorum. Şu anda 71-72 civarında ama bu 77-84 arasında 86 arasında daha dengeli bir kur olarak parite olarak karşımıza çıkıyor ortalamaları. Dolayısıyla gümüşte de 29-10, 27 ve 26-70 dirençlerini takip ediyoruz. Destek noktaları olarak 25-21, 19-90 doları takip ediyoruz. Şimdi dolar endeksine gelelim. O grafiğe bakalım. Dolar endeksinde hangi aralıklarda, hangi vadelerde ne olmuş, nasıl yükselmiş, sonra hangi sürelerde bu düşüşler olmuş? Bakın, dolar endeksinin seyrine baktığımızda aslında mesela 1981'de hızlı bir şekilde yükseliyor. 1985'e kadar zirve yapıyor. Bakın, 54 ay boyunca %44,7 yukarı çıkmış. Sonra dikkat edin 85'te zirve noktadan sonra ta 1989'a kadar ne yapıyor? Ee, bu düşüşler e, hızlı bir şekilde bakın %29,8 endeks değer kaybediyor. Ee, yine birbirine paralel aslında e, belli bir dönem gidiyor. İşte 54 ay yukarı gidiyor ama sonra 45 aylık bir dönemde aşağıya gidiyor 63 aylık bir ralli var. %26,4 yükseliyor. Sonra bakıyoruz ki 74 ay boyunca eksi 25'lik, %25'lik bir, 25,5'lik bir düşüş var. 2019 yılın 20 yılında özellikle Mart ayından itibaren zirve yaptığı o seviyeleri 110'un üzerine çıktı. Endeksin görüyorsunuz. tarihte işte o 1985'teki o 130 seviyesinden sonra en yüksek seviye e, 2002-2003'te var. Sonra e, 2017 var. Bir de 2020'deki şey seviyesi. E, Mart ayından sonraki o Mart ayındaki o 110 seviyesi var ama oradan tekrar çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru giden dolar endeksinde aslında o e, periyottaki o tekrar eden o devri daimin şu anda düşüş dönemine girmiş olabiliriz şimdi o yükseliş dönemine yakın e, yükseliş dönemi kaç ay sürmüş İşte 54 ay sürmüşse düşüşte ona yakın e, sü süreyi buluyor e, Burada da sanki e, düşüş yükseliş hızlı olduğu için çok fazla bir dönem almadığı için önümüzdeki dönemde e, Eylül Ekim'den itibaren bu dolar endeksinde toparlanma bekleniyordu ama Fed'in yaptığı açıklamalar bu toparlanmayı biraz daha geciktirecek gibi. Yani Kasım Aralık ocağa doğru bu sarkabilir. Dolayısıyla dolar endeksinin dünyadaki zayıf seyri devam ederken emtiaların e, burada reel ekonomilerdeki daralmayla beraber yani o reel ekonomiler daralırken emtia altın haricinde nasıl yükseliyor diye sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi korona krizi bütün ezberleri değiştirdi. Güvenli liman olarak ellerindeki bu paraları büyük fonlar işte Warren Buffett demiştim, Ray Dalio demiştim, Bridgewater ve yine öbür tarafta başka büyük JP Morgan ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların, Deutsche Bank'ın altına yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın ve gümüşle ilgili vade problemi olmayan için... Beklenilecek bir dönem mi? Evet beklenebilir ama bu önümüzdeki günlerde yükselişlerde vadesi ve tahammülü olmayanlar o yüksek seviyelerden satabilir. Burada içeride dolar tl'nin euroya göre daha zayıf, euro tl'ye göre daha zayıf seyredeceğinin altını çiziyoruz. Peki diğer tarafta şimdi dolar endeksini, altını ve gümüşü bu şekilde özetledikten sonra borsa İstanbul'da ne oluyor? E, Borsa İstanbul 100 Endeksi'ne bir bakalım. Borsa İstanbul 100 Endeksi 15 Mart 2020'de 85.700 puana kadar gerilemişti. 85.700 puan artık tabii 2-0 atıldığı için endeksen 857 puana kadar gerilemişti. Şu anda işte Nisan'dan itibaren o dip noktadan itibaren özellikle Mayıs-Haziran'da hızlı bir yükseliş oldu. Şu anda 1100 puan civarında Borsa Yüz Endeksi bir yön arıyor. Ama Borsa Yüz Endeksindeki yükselişlerin özellikle şu grafikte işte 120 bine doğru giden grafiğin maalesef dışarıdan bir sermaye girişi olmadan bunun olduğunu gördük. Yabancı sermaye girişi olmadı. 7 ayda yabancılar 5 milyar dolarlık hisse senedi satıp çıktılar. Yabancı giriş olmadan borsa İstanbul toparlanmaz. E, bu borsa İstanbul'daki tabii ki 500 civarında hisse senedi var, kağıt var. Bunları tek tek burada inceleyemeyiz ama ben bir sadece Türk Hava Yollarını e, burada incelemek istedim. E, Dikkatinize sunmak istiyorum Türk Hava Yolları hissesinden hareketle bakalım. Bakın Türk Hava Yolları e, aslında 18-19 liralardan şu andaki e, şu anda 11 lira civarında ama. Mayıs o Mart ayındaki o düşüşte 8 liranın altına 7 liraya kadar düş inmişti Türk Hava Yolları'nın hisse fiyatı. Şu anda 11 liraların üzerinde tutunabilecek mi? Bunu göreceğiz ama Mart ayında korona salgınının karantina kararlarının hem dünyada hem Türkiye'de en üst seviyede olduğu dönemde işte nasıl bakın 2020 yılında tekrar 14 liraların üzerine doğru çıkan o hisse senedinin Mart'ta nasıl 7 liralara kadar yüzde yarı yarıya nasıl düştüğünü görüyoruz. Sonra yükseliyor. Peki bu yükseliş esnasında Türk Hava Yolları'nın rakamlarında bir değişiklik mi oldu? Yolcu sayısı ilk 7 ayda yüzde 73 azaldı. Bakın hızlı hızlı bu madde madde Türk Hava Yolları'nda ne olmuş size aktarayım. 2020'nin ilk yarısında net zararı yani 6 ayda 4 milyar 257 milyon TL zarar etti Türk Hava Yolları. Yine e, Ocak-Temmuz 2019 döneminde 42 milyon 200 bin yolcu taşımıştı. 2020 yılının aynı döneminde 16 milyon 600 bine geriledi. Düşünebiliyor musunuz? 42 milyondan 16 milyona gerileyen yolcu sayısı. Bakın rakamlar 9,2 milyar dolarlık döviz açığı var. Türk Hani bu hisseleri 7 liradan tekrar 11 liranın üzerine gelen Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. 9 milyar 200 milyon dolar döviz açığı var. Devam ediyoruz. Peki toplam borcu ne kadar? 5 yılda %283 artışla 128 milyar 500 milyon TL yükselmiş. Bakın borcu bu kadar artmış. Peki borcun %66,5'i yani 85 milyar 400 milyon TL'si döviz cinsinden e, devam ediyoruz. E, firmaların döviz açığı 163,5 milyar borsada işlem gören firmalar üzerinden bunu görüyoruz. Ama bunların başında Türk Hava Yolları geliyor. Diğer maddede bakın Türk Hava Yolları'nın bu döviz pozisyon açığı çok kritik. Şimdi 63 milyar TL döviz açığı yani 9,2 milyar dolar dedik. Şimdi Türk Hava Yolları'nın böyle bir açığı var borcu. 130 milyar e devam ediyoruz bakın. Yani Türk Hava Yolları yükseliyor diyoruz ama yükselirken bu rakamlarda bir düzelme yok. Yani e, Türk Hava Yolları'ndaki bu hissedeki bu tutarlılığı yani bu tutarsızlığı neyle izah edeceğiz? Yani e, şey yok kar artmamış e, borcu artmış, borcunun içinde de kur riski var. E, dolayısıyla e, Türk Hava Yolları'nın borcu 130 milyara gelmiş. E, tuhaf ama yani bu kadar göstergesi, bilançosu darmadağın almış bir şirket nasıl olur da korona salgını değişmediğine göre yolcu sayısı azaldığına ve dünya dışı turizm sezonu geride kaldı. Bundan sonra doluluk oranları korona salgını bitmiş olsa bile zaten düşecekti. Dolayısıyla bu hisselerdeki yükselişler çok suni ve bunda varlık fonu üzerinden alımların belli aracı kurumların bu bir anlamda ben daha önce de ifade etmiştim. Maalesef koronada pek çok yer kapatılınca karantinaya girince altılı ganyandan tutun iddia ve bahisçilere kadar futbolda artık seyircisiz de maçlar oynandı. Maçlarda seyircisiz oynandığı için Futbol kulüplerinin gelirleri düştüğü için böyle bir borsa buna da sahne olmaya başlamış demiştim. Şimdi bir aynı şey o Mayıs Haziran aylarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray hisselerinde görülen rally şimdi iki haftadır Fenerbahçe hisselerinde görülüyor. Yani Fenerbahçe yüzde 50'den fazla değer kazandı yine. Yani ne oldu da 14 liralardan 20 liralara kadar geldi bu kağıt? Yani seyircili Oynan seyircili sınırlı sayıda oynanacağını söylüyor futbol federasyonu. Bunun ölçüleri, de kuralları daha sonra açıklanacak. E diğer tarafta e, naklen yayın gelirleri, ban, spor, ban yayıncı kuruluş dijitürkün ödemelerde indirim isteyip istemeyeceği, bütün bunlar büyük bir belirsizlik. Şimdi hal böyleyken spor kulüplerinin hisseleri nasıl bu kadar yükseliyor? Geçen hafta müjdeli haber diye Karadeniz Batı Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 300 milyar metreküp doğalgaz bulunduğuna dair haberin birkaç gün önceden duyurulması müjdeli haber diye Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasının etkisiyle borsa ve özellikle enerji, maden ve petrol şirketleri uçmuştu sonra çakıldı bu hisseler. Şimdi bankacılık hisselerinde benzer iniş ve çıkışlar var. Bankalardaki risk bakın Türkiye İş Bankası 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanıyor. E, bankalarda mevduat bir ay bir haftada 30 milyardan fazla azalmış. Çelik kasa satışları artmış para sistemden kaçıyor. Halk yarın ne olacağını bilmiyor. Hal böyleyken Borsa İstanbul'da banka, bankaların e, yine e, maden sektörlerinin, maden e, endeksinin, diğer tarafta e, enerji e, şirketlerinin, yükselmesi de bir gariplik yok mu? Fed'in Fed açıklamaları evet dünyada hisse senetlerinin yükseleceğini işaret ediyor. Ama rakamları verdim. Sadece tahvil piyasasından 9 milyar, hisse senedinden 5 milyar dolar toplam 14 milyar dolar 7 ayda çıktı. Ağustos rakamları geldiğinde bunun 20 milyara doğru yaklaştığını göreceğiz. Çünkü yabancılar çıkmaya devam ediyor. Yabancıların takas banktaki payı %50'nin altına indi. Ben şuna bakın. Hangi BIST 30 endeksinde, BIST 100 endeksinde yabancılar hangisinde, hangi hisselerde long, uzun vadeli bir pozisyon alıyor, yatırım yapıyor bunlara bakın. Yabancıların çıktığı endekslerde ve hisse senetlerinde bilin ki maalesef ve maalesef oltaya geliyorsunuz. Zirveden alıp sonra size bunlar zirvede sizin elinizde kalıyor ve sonrasında çok ciddi düşüşler yaşanıyor. Benim Borsa İstanbul'la ilgili 85 bin altına işte 850 50 puanın altına gelir mi soruları geliyor. Ben şu anda çok ciddi koronadaki bu ikinci dalga ve sonbahardan itibaren gördüğünüz gibi aşağı açıklamalarından evet bunlar haber konusu oluyor. Enstitülerin kurumların ve siyasetçilerin yer yer propaganda maksadıyla yaptığı açıklamalar var ama bu aşı'nın %100 onaylanması halinde seri üretimi, dağıtımı, ulaşması bunların hepsi başlı başına bir zaman ve maliyet gerektiren konular. Dolayısıyla korona ile biz 2000 bakın 2021 yılı Ocak Şubat ayında yapılacak olan Davos toplantıları şimdiden yazı ertelendi. Şimdiden tarihler yaklaştıkça ertelemeler başla. Dolayısıyla korona salgını bitmediğine göre, vaka sayıları arttığına göre Risk algısında bir değişiklik olmadığına göre, ekonomiler küçüldüğüne ve işsizlik arttığına göre American Airlines şu anda 19 bin kişiyi işten atacağını, işten çıkaracağını açıkladı. Dolayısıyla bu dalga önümüzdeki aylarda bizi etkilemeye, ekonomileri küçültmeye devam edecek. Ne olur? Borsa İstanbul konusunda ille de bir yatırım yapacaksanız sağlık, elektronik, bilgisayar, bilgi işlem, teknoloji şirketlerini tercih edin. Ama Türk Telekom... Az önce Türk Hava Yolları ile ilgili anlattığım o döviz pozisyon açığı ve borcu olanlar içerisinde Türk Telekom, Zorlu Enerji, Zorlu Holding bunlar geliyor. Yani işin acı tarafı bu hisselerde zaman zaman ralliler oluyor. Bilançosuna, 6 aylık bilançosuna, gelir tablolarına kar etmiş mi? Yine çalışan sayısında bankaların şube sayılarında bir azalma olmuş mu? Bütün bu verilere bakmanız lazım. Yani hep örnek veriyorum. Altılı oynayan, Ganyan oynayanlar atın yaşından 7 arpaya kadar takip ediyor. Bütün yarışların istatistiğini ve ortalamalarını alıyor. Bir borsada vay efendim falan kağıt e, örneğin işte Nide Çimento uçacakmış herkes onu alıyor. Ve bir bakıyorsunuz sonra hisse çakılıyor ya da diğer hisseler çakılıyor. Burada bir hisse örnek veriyorum ama bu borsanın genelini elbette bağlam geneli için söylemiyorum ama spesifik hisseler alırken karar verirken de hangi sektörde faaliyet gösterdiğini o sektörün genel eğilimine korona krizinde riskleri ve fırsatlarına bakarak değerlendirin lütfen. Ve bu potansiyele göre vadenizi de iyi ayarlayın. Zirveden giriyorsunuz sonra düşüş başladığında altında gümüşte ve e, dövizde olduğu gibi eyvah ne yapacağım telaşına düşünüyorsunuz haklı olarak. Ve ben de gerçekten bu mesajlarınızı okudukça üzülüyorum. Türkiye'de maalesef yatırımcılarımızın bu finansal okur yazarlık konusunda işin ABC'si konusunda alması gereken daha çok yol var. Bunları burada kademe kademe birlikte birbirimizle paylaşarak bunları hep beraber öğreneceğiz. Ama duyguyla kulaktan dolma bilgilerle bu Borsa İstanbul'da e, Ey yamcılık yapanların peşinden gitmeyin. Borsa İstanbul'la Türkiye'ye sermaye girişi olsaydı dünyadaki bu para bolluğunun getirdiği hisse senetlerindeki rally öyle ya. S&P nereden nerelere geldi? Apple 2 trilyon dolara geldi. Amazon ve diğerleri oraya doğru gidiyor. Tesla'nın hisse fiyatı 2100 dolarları geçti. Dolayısıyla bütün bu tablolar... Dışarıda bu kadar borsalarda bu rally yaşanırken bizim borsamızda bırakın böyle bir ralliyi tam aksine acaba belirsizlikler daha fazla ne kadar aşağıya gider sorusuna yol açıyor. O yüzden biraz daha geniş bakmaya biraz daha orta ve uzun vadeli değerlendirme yapmaya çalışırsanız daha az zarar edersiniz. Zira daha önce de ifade ettiğim dalga boyu yükseldiği açık denizlere açıldı ve herkes daha koronaklı hareket etmeye çalışıyor, dikkatli hareket etmeye çalışıyor. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone değilseniz, şu ana kadar abone olmamışsanız abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videonun hemen altta katıl buton üzerinden oradaki bronz, gümüş, altın paketlerinden herhangi birini seçerek ve yine Patreon üzerinden bana desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.